Herkese yeniden merhaba ve tünaydın. Bugün sizlere bir günde neler yiyorum videosu çekiyorum. Günlerden cumartesi ve saat 12.20. Normalde ilk öğünümü 12.30'da yiyorum ben. Çünkü bir süredir aralıklı oruç, intermittent fasting yapıyorum. 16'ya 8 yapıyorum ben. Yani 8 saat besleniyorum. 16 saat hiçbir şey tüketmiyorum. Kalorisi olan hiçbir şey tüketmiyorum. Ama genelde hafta içi iş yerinde yemek saatimiz 12.30'da olduğu için 12'de bir şey yemiyorum bir daha. 12.30'da açıyorum orucumu diyebiliriz. Bugün de yine 12.30'a kadar bekledim. Biraz tembellik yaptım. Evde tekim. Bir şeyler izledim. Kitap okudum. Saat gene 12.30 oldu. Şimdi sizlerle kahvaltı için bir yulaf yapası, yulaf kasesi yapacağız. Yulaf benim zaten haftada 2-3 gün yediğim, çok da sevdiğim bir besin öğün diyebilirim. Her gün tabii ki aynı şeyleri yemiyorum ama bu videonun konsepti biraz bu şekilde değişik olduğu için bugün neler yediğimi gösteriyor olacağım. Yoksa klasik Türk kahvaltısı da çok seviyorum. Böyle yumurtalı, avokadolu şeyler seviyorum. Krep çok seviyorum. Yani sevdiğim çok fazla kahvaltılık çeşidi var. Ama bugün canı biraz tatlı istiyor. O yüzden yulaf yapacağız. Böyle meyveli, kuru yemişli gibi. Diğer öğünlerde ben de ne yiyeceğimi bilmiyorum. İki ana öğün, bir ara öğün yiyorum normalde. O zaman hadi hazırlayalım. Çünkü çok acıktım. 12.20 geçiyor saat. Normalde buçukta yemem gerekiyordu. Burada ayağımın hemen dibinde kendine de bir şey düşer de nasiplenir diye bekleyen kara bir çocuk var. Moka, ne yapıyorsun aşkım burada? Ne yapıyorsun bebeğim? Ne yapıyorsun bebeğim? Ya kuyruğunu yerim. Ben şöyle ince ötülmüş yulaflardan alıyorum. Lifelifin de zannediyorum bunlar. İnce ötülmüş olanları var. Onlar daha böyle yumuşak, daha böyle kremamsı kıvama gelebiliyorlar. Şimdi başka ne koyayım diye düşünüyorum. 4 yemek kaşığı yulaf koyacağım. Ben şöyle Alpro'nun şekersiz badem sütünü kullanıyorum. Normal süt çok sevmediğim için genelde badem sütü kullanıyorum. Bunu göz kararı koyuyorum. Şöyle bir karıştırıp bakacağım. Biraz daha koyabilirim. Tamam. Az yumuşasın ve lezzet versin diye zeytinyağı koyuyorum ama çok az koydum. Yine böyle WeFood'un organik keçi boynuzu özü var. Bu bir pekmez değil, direkt keçi boynuzunun özü. Bunu kullanıyorum çünkü bende çok yoğun bir demir eksikliği var ve bunun demir oranı çok yüksek. Şöyle hafif bir yemek kaşığı gibi. Tam ağzına kadar doldurmuyorum ama bu bana doktorumun bu arada tavsiyesi. Bir yemek kaşığı, keçi boynuzu, pekmezi, özü vesaire. Tüketmen faydalı olur dediği için. Bir yandan burada yulafı karıştırıyorum. Bir yandan da şunu söylemek istiyorum. Ben yulafı yaparken, yani pişirirken sadece süt, pekmez, biraz gördüğünüz gibi zeytinyağı ve yulaf koyuyorum sadece. İçine işte meyve koyabilirsiniz normalde. Güzel oluyor, lezzetli oluyor ama ben meyveleri üstüne koymayı tercih ettiğim için. Bu arada hem içine hem üstüne de koyabilirsiniz ama fazla kalori almak istemediğim için aslında. İçine bir daha koymuyorum. Çok da tatlı olmasın diye. O fazla tatlı lezzet de beni biraz bayıyor. O yüzden üstüne şimdi birazcık muz koyacağım. Şeftali var. Belki biraz şeftali koyabilirim ama bilmiyorum. Kuru yemişlerle biraz böyle çiğ kakaolarım var. Çiğ değil, ham kakaolarım var. Biraz böyle onlarla süsleyip biraz belki fıstık ezmesi koyabiliriz. Yani hepsinden böyle küçük küçük sadece lezzetlendirmek için koyuyorum. Bu arada ben şu anda öyle bir diyet uygulamıyorum aslında. Sadece beslenme şeklimi biraz düzene sokabilmek, biraz böyle vücudumu dinlendirebilmek, daha az yiyebilmek için aralıklı oruca başladım. Bugün de 6. günüm, toplamda 21 gün yapacağım. Daha sonra gidişata göre bakacağım. Ben bunu geçen sene de yapmıştım ve çok büyük faydasını görmüştüm. Bakalım. Ve nöbetçi 2. Yavaş bakalım.
kahve makinesinin sesi bitsin diye bekledim. Normalde ben günün bu saatine kadar ikinci kahveme geçmiş oluyorum. Normalde yemeklerden bir saat önce, bir saat sonra kahve içmemeye çalışıyorum. Ama bence bugün yulafın yanına kahve çok yakışacak. O yüzden kendime bir kahve yapacağım şimdi. Yulafımın yanında mis gibi onu içeceğim. Tabii ki bu balıklı bardağıma yapacağım kahveyi. Madem evdesin, bu makyaj ne diye soracak olanlarınız olursa, bir makyaj videosu çektim. Biraz da çalıştım. Aradan 4 saat geçti sizle en son görüşeli. 12.30'da kahvaltımı etmiştim. Şimdi ufak bir ara öğün hazırlayacağım kendime. Böyle canım tatlı bir şeyler de istediği için bir meyve doğrayacağım. Yanına biraz kuru yemiş koyacağım. Bir de buz gibi bir soda içmek istiyorum. Çok susadım. Bu da benim ara öğünüm olacak. Muhtemelen 2-2,5 saat kadar sonra da artık akşam yemeğimi yiyor olurum diye düşünüyorum. Akşam yemeğinde de ne yiyeceğimi şu an bilmiyorum. Şimdi birlikte ara öğünü bir hazırlayalım. Sonra ben gene bilgisayar başına geçeceğim. Meyve için şeftali seçtim. Dolapta armut, işte yine muz, elma vardı. Ama ben şeftaliyi çok seviyorum. Ya bakar mısınız? Bu ne? Ya sen ne yapıyor olabilirsin? Kocaman! Küçük! Oh! Diğeri de geldi şimdi. Her neyse, ben şeftali çok sevdiğim için şimdi bunu doğrayacağım. Yanına da biraz kuru yemiş alacağım. Bence gayet güzel bir porsiyon gibi. Bir porsiyon şeftali. Umarım şeftalide bir porsiyon yarım şeftali değildir. Artık öyleyse de yapacak bir şey yok. Şöyle 5-6 tane de fındık, birazcık da ceviz koydum. Evet. Benim bu. Ben yiyeceğim. Sadece ben değil tabii, köpekler de acıktığı için şimdi onlara da mama verelim, onlar da bir yesinler. Bir günde neler yiyorum videosuna köpeklerini dahil eden o kısımdır. Köpekleri besledik. Ara öğünümüzü yedik. Karınlar doydu. Şimdi biraz ben bilgisayar başına geçip çalışacağım. Sonra böyle 6.30-7 arası akşam yemeğinde görüşürüz. Videonun şimdiye kadar çektiğim kısmını şöyle bir kabataslak izledim. Sanki bütün gün mutfaktaymışım gibi bir izlenim oluşmuş. Aslında öyle değil. Şimdi gene mutfaktayım. Akşam yemeği hazırlıyorum kendime. Buzdolabını açtım. Bir gün önceden yaptığımız mantarlı tavuk sote var. Şimdi biraz ondan yiyeceğim. Biraz humus var. Humus da koyacağım yanına. Humus biz çok seviyoruz. Erdem de ben de aşırı seviyoruz. Ve bizim evimizde sürekli humusun farklı çeşitleri oluyor. Yanına böyle biraz da karbonhidrat istediğim için ve canım da istediği için fırında patates yapacağım. Ama fırında patatesler çok geç olduğu için önden biraz haşlıyorum. Onları doğradım az önce. Biraz işte yoğurt alırım. Biraz bir salata yapacağım şimdi. Böyle renkli, karışık, sebzesi, proteini, her şeyi, işte karbonhidratı içinde olan güzel bir akşam tabağı istiyorum.
azar azar alacağım zaten hepsinden. Bu arada şu an saat kaç? Hemen bir saate bakıyorum. Saat 6'ya çeyrek var. Ben muhtemelen yemeğimi 6.30 gibi yerim. Şimdi sadece bir hazırlayacağım. Patatesleri fırına vereceğim. Patatesler de fırında bir 20-30 dakika kadar anca olsa 7'ye doğru yemeğimi yerim diye düşünüyorum. Gene intermittent fasting'de hedeflediğim 8'den bir saat önce yemiş olacağım. Bu arada şundan da biraz bahsetmek istiyorum. Neden aralıklı oruç yapıyorum? Sabah da dedim ki diyet yapmıyorum ben. Evet, bir diyet, yani diyet demeyeyim de ne diyeyim, rejim yapmıyorum şu anda. Yani kilo vermeye, işte kalori düşürmeye yönelik değil de biraz kendimi terbiye etmeye, biraz belki midemi rahatlatmaya, küçültmeye çalışıyorum aslında. Çünkü son zamanlarda, özellikle son 9 ayda ben çok kilo aldım. Hiç görmediğim kilolara çıktım ya bu yaşıma kadar. Şimdi o kilolardan biraz indim ama spora da gitmeye çalışıyorum bu arada. Biz yaklaşık 9 ay, 9 bile değil ya, neredeyse 10 ay önce karı koca çift çenek sigarayı bıraktık. Ve o günden beri hiç ağzımıza sürmedik, yani asla içmedik. Ben şu an çok rahatım, bu konuda da çok mutluyum, keyfim çok yerinde, hiçbir sıkıntım yok. Ama bu bize biraz kalori olarak geri döndü maalesef. Erden bir şekilde yolunu buluyor. Erkekler yani neden böylesiniz? Ben yolumu bulamıyorum. O yüzden dedim ki bir 21 gün biraz kendimi terbiye etmek, biraz rahatlatmak, biraz eski o sağlıklı, biraz daha dengeli olan beslenme düzenime geri dönmek istiyorum. Daha sonra yani kilo verme bunun paralelinde zaten gelir ya da belli bir hız istersem ona göre değiştiririm bu rutini diye düşünüyorum. Şimdilik fikrim böyle. Daha çok başındayım ama iradem çok yerinde. İnanılmaz iradeliyim, inanılmaz istekli ve keyifliyim de, yani keyif alarak yapıyorum. Bunu da bu videonun arasına minicik bir sıkıştırmış olayım istedim. Şimdi beraber salatamızı yapalım o zaman. Güzel şöyle bol, taze, yeşillikli, sebzeli bir salata yapalım. Normalde dedim ya 8'e kalmıyorum, işimi 7'de en geç bitiriyorum, 6.30 gibi yiyorum diye. Şu an saat 8'e geliyor. Tam bunu dedim, bunun üstüne 8'e kaldım. Çünkü şöyle bir şey oldu. En son herhalde saat 6'ya geliyordu. Ben patatesi verdim fırına, onu size çektim. Normalde Erdem bugün akşam yemeğine gelmeyecekti. Setim uzayacak dedi, ben geç geleceğim, sen beni beklemeye dedi. Ben de 6.30 gibi yerim dedim. Sonra 7 gibi setin bittiğini, biteceğini haber verdiği için dedim herhalde 45 dakikada eve gelir. Ben o yüzden onu bekleyeyim dedim. Birazdan gelecek. Onu bekledim yemeğe. O da tek yemesin, ben de tek yemeyeyim istedim. Biraz da böyle bir şeyler izledim. Koltuğa uzandım. İşte köpekleri bir çıkardım. Gezdik işte bir 20-25 dakika onlarla. Geldim falan ama şu anda bir mayışıklık çöktü üstüme. Hemen hızlıca mutfağa girip bir şeyler hem ısıtacağım, işte salatanın sosunu hazırlayacağım falan. En son size onları da çeker, bugünlük bu videoyu bitiririm. Yani ilk defa böyle bir video yapıyorum. Umarım böyle iyi olmuştur diye düşünüyorum. Umarım öyle olmuştur. Tabaklarımızı alalım. Evet, tabak önemli. Kamera yamuk duruyor. Şöyle duruyor bayağı. Yani Erdem şunu görse kafamı kırar. Gelme, senlik hiçbir şey yok. Şurada senlik hiçbir şey yok. Şimdi salatanın sosunu yapacağım. Nar ekşisi, limon, zeytinyağı ve birazcık da baharat. Zaten daha ne olsun salatada. Bu şekilde minimal iki kişilik bir sofra. Şu tarafı çalıştığım bölümde, orayı göstermeyeceğim, kaldırmadım.
sadece ikimiziz diye. Şurada humusumuz var, turşumuz, yoğurtlarımız, suyumuz ve salatamız. Ve bu şekilde, hatta şurada göstereyim. Fırın patates ve mantarlı tavuk sote. Erdem'e biraz daha çok koydum. Erdem gelmek üzere olduğu için köpekler ayaklandı. Ben de tam videoyu bitirecektim ama... Hop hop hop. Ne yapıyorsunuz be? Ben de biraz acıktım. Bu kadar geçe kalacağımı tahmin etmiyordum. O kadar ses yapıyor ki Apron. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Ben de ilk defa böyle bir şey çektiğim için bilmiyorum şu anda hiç nasıl oldu. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Beğendim mi? Evet. Tamam, şimdi ben yemekleri mikrodalga yatmaya gidiyorum. Sırf videoyu çekeyim diye getirdim. Getirsene peşimden tabakları aşkım be. Sağ olasın. Öyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Işığı yakabilir misin? Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.